LGS'ye son 78 gün gerçekten çok ilginç olaylar alıyor. Hem ülkemizde hem dünyada hem LGS'de ama bizler yine çalışma azmimizden vazgeçmiyoruz. Hemen bakalım günün sözüne. Deniz Wadley demiş ki zamanı öldürdüğünüzde başarı fırsatlarınızı öldürmüş olursunuz. Gerçekten zamanımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Önümüzden su gibi akıp geçiyor. Bu zamanı iyi değerlendirdiğimizde fırsatları hiçbir şekilde kaçırmadığımızda, kitap okuduğumuzda, soru çözdüğümüzde, denemelerimizi güzel güzel yaptığımızda hiçbir şekilde başarı da bizden kaçamayacak. Gün yorumuna bakalım. Ceren Sarıca 120 beğeni almış sorularım diyor. Sabah 5.30-7.30 arası çalışmak verimli olur mu? Eğer erken yattıysan ya yani akşam saat 7'de, 8'de, 9'da yattıysan tabii ki de verimli olabilir. Çünkü bu saatlerde güzel. Ama insanın saat 10 ile 22 arasında, pardon özür dilerim. 10 ile 2 arasında yani daha doğrusu şöyle yazayım. 22.00 ile gece 02 arasında kesin uyuyor olması gerekiyormuş genellikle. Çünkü neden? Burada büyüme çok fazla oluyormuş. Ama tabii ki biz bu sene sınav senemizde olduğundan çok da erken yatıp erken kalkabiliriz. Bu saatlerde sabah namazına kalkan arkadaşlar olabilir. O da tabii ki bu saatte çalışıp güzel güzel verimini artırabilir. LGS'de çıkacak konularda değişiklikler oldu. Okul açılırsa bu değişiklik iptal olur mu? Okul açılırsa tabii ki değişiklikler olur. Neden olur? Şimdi şöyle düşünün. Şimdi diyor ki milletin Bakanı. 9 Eylül'de okullar açıldı diyor. 13 Mart'ta 13 Mart 2020'de salgınla dolayısıyla tatil oldu diyor. Eğer bu tatil uzarsa ve burada uzaktan eğitim yapılırsa tabii ki burada konular olmayacak sınavda diyor. Sadece bunlar olacak diyor. Biz de buna göre yeni LGS konuları belirledik. Ama olur da inşallah her şey düzelir. Hep biz yeniden okullarımıza dönersek bu durumda okula döndükten sonra kısımda yeni konu listesi açıklanabilir. Ama şu anda sınavın ertelenmesini istemiyoruz sınavın ertelenmesini istemiyorum dedi Eğitim Bakanı. Biz de diyoruz ki o zaman konular uzaktan eğitime devam edecek olursa bir iki ay burada yeni LGS konuları eski konularda diyoruz. Ama eğer okullar erken açılırsa yani okullar diyelim ki bir iki hafta sonra açıldı veyahut da iki üç hafta sonra açıldı o zaman tabii ki değişiklikler olur. 450 puanla hedefleyen birisi günde kaç saat çalışmalı, kaç soru çözmeli ve kaç konu çalışmalıdır? Kaç saat çalışmalı? Günde en az 8 saat çalışmalıdır. Kaç soru çözmeli? Günde en az 200 soru çözmelidir. Kaç konu çalışmalıdır? Bu eğer o gün konu anlatımı yaptıysa daha çok iki konu da olabilir. Bazen hiç konu çalışmaz sadece soru da çözebilir. Bu o günün verimine bağlı. Günlük kitabına baktığımızda e, Küçük Prens'i görüyoruz. Orijinal dilden tam çeviri yapılmış güzel bir kitap. Bu kitabı okuyanlarınız vardır. Zaten birbirine tavsiye etmiştir. Bizler de size tavsiye etmek istedik arkadaşlar. Günlük okuluna baktığımızda Keşan Fen Lisesi'ni görüyoruz. Edirne'de 6.29 dilimi ve 28 öğrenciden 9'u tıp diş hekimliği ve mühendislik kazanmış. Gerçekten mükemmel bir okul. Günün kaynağına baktığımızda esasında yılın kaynağı. Neden? Çünkü bir anda sınav konuları değişse bile hızlama denemeleri buna adapte olabildi. Çünkü biz buradan 13 Mart'a kadar konuları e, sınavını yapmıştık. Böyle bir tarama yapmıştık. E şimdi Milliyetin Eğitim da uzaktan eğitim konular dahil olmayacak deyince buradaki konular esasında tam da size uygun olmuş oldu. Bu denemeleri mutlaka e, sipariş edip çözebilirsiniz arkadaşlar. Günün sorusuna baktığımızda 21 Mart Güney Yarım Küre'de hangi mevsim başlangıcı olarak kabul edilir demiş. Tabii ki de, ha pardon söylemeyeceğim, siz yapacaksınız. Ödülü sorumuzu yapın yorumları yollayın. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar. <laughs>